Hicri yılbaşı gecesi. Sual. Hicri yılbaşı ne demektir? Bu gecenin önemi nedir? Cevap. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam, miladi 571'de 20 Nisan'a rastlayan Rebiul Evvel ayının 12. pazartesi sabahı Mekke'de doğdu. 622'de Mekke'den Medine'ye hicret etti. 20 Eylül pazartesi günü Medine'nin Kuba köyüne geldi bu tarih Müslümanların şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de kameri yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek günah işlememekle olur. Zilhicce'nin son günü ve Muharrem'in birinci günü oruç tutan, o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadisi şerifte Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruldu. İslamiyet'ten önce Araplar Muharrem'de harp etmek isteyince o yıl Muharrem ayının ismini sonraki aya korlar, sonraki ayın ismini Muharrem ayına takarlardı. Böylece haram ay Muharrem'den bir sonraki ay olurdu. Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek ancak kafirliği artırır. Kafirler böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah'ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir yıl helal edip, başka yıl onun yerine haram ederler. Böylece, Allah'ın haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar. Mealindeki Tevbe suresinin 37. ayeti kerimesi, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti. Kıymet verilen dört aydan biri, Muharrem ayı, Zilkade, zilhicce ve recep ayı ile beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır. Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü Teala'nın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allahü Teala'nın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allahü Teala geçmiş kavimlerden birinin tövbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını da affeder. Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tövbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır